Merhaba, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Muğla, Fethiye, Kabak. Bu güzel Kabak ilçemizde, köyümüzde The Olive Garden Et Kabağı konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın sahibi Sayın Fatih Canözü ile birlikteyiz. Merhaba Fatih Merhaba. Bey. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Bu güzel mekanımıza. Gerçekten de çok güzel. Burası Kabak'ta. Evet. Muğla, Fethiye, Kabak'ta olan ve gerçekten mükemmel bir yer. Tamamen deniz ve doğanın, doğasıyla beraber, değil mi? Bütünleşen. Mükemmel. Aslında şöyle de diyebiliriz. Yeşille mavinin buluştuğu bir mekan burası. Doğrudur. Öyle değil mi? Evet. Kesinlikle. Peki bu mekan aslında her karesine baktığınız zaman, her taşına baktığınız zaman, doğasına baktığınız zaman bir hikayeyle başlıyor. Bu hikaye nerede ve nasıl başladı? Bu hikaye öncelikle turizm işiyle uğraşıyorduk. Yani hep hayal gücüyle oluşan bir şey. Önceleri çalışırken hep hayal ediyordum böyle bir işletmemiz olsun diye. Çalıştık, çabaladık. Yani yeterli bilgiye sahip olduk. Yani ustalığından, işte her karesinden öğrendiğimiz bilgiler dahilinde 2005 yılında yani başladık yavaş yavaş. Bu yıl 9. yılımız. Allah'ın izniyle devam ediyoruz şu anda. Evet, aşama aşama tabii ki. Her gün dekorasyon yaparak, her gün yeni bir şey katarak, sürekli gelişerek ve yenilenerek devam ediyor. Kesinlikle. Aslında değil mi The Olive Garden? Evet, doğrudur. Gerçekten de çok güzel. Peki ne tür bir özelliğe sahip? O kadar çok farklı özellikleri var ki aslında bunları saymayla bitmez ama başlıca özelliklerinden bahsedebilir miyiz sevgili izleyenlere? Öncelikle aile işletmemizin olması, aile bireylerinin çalışması, yani her alanda işte kendi çevremizin çalışması, işte yemeklerimizden, sunumumuzdan, yani birebir sevgimizi katarak bu işi yapıyoruz. Tabii ticaretin genelinde de bu çok çok önemli. Evet. Sevmek, işi sevmek, tabii benimseyerek ki yapmak gerçekten de çok çok önemli. Burada o kadar farklı güzellikler var ki sadece burada göründüğü gibi işte bir masa, bir sandalye veya bir sehpa yok. Bununla tabii birlikte çok farklı, o kadar güzel bir manzarası var ki. Öyle değil mi? Doğrudur. Sadece bununla da bitmiyor. Burası tamamen bungalov evlerden evet oluşan, aynı zamanda konaklamanın da yapılabildiği bir yer. Evet, kesinlikle doğrudur. Ayrıca işte diğer beldelerden, diğer köylerden yemek misafirlerimiz de geliyor bize. Sadece konaklamak için tercih etmiyorlar, öyle değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Yemek yemeye, işte günübirlik burada sakinliğe özellikle gelip gününü geçirebiliyor burada doya doya bir gün. Evet ve çok da huzur veren bir yer burası aynı zamanda. Tabii bu güzellikler, bu lezzetler tabii öncelikle konaklama doğal olarak evet, ama bununla birlikte tabii ki burada birçok güzel lezzetimiz de var. Tamamen yöresel doğal lezzetlerimiz de var ama onun haricinde alakart yemeklerimiz de var, değil mi? Evet, doğrudur. Yani günübirlik alakart artık isteğe bağlı. Misafirlerimiz neyi isterse biz ona göre sıfırdan hazırlıyoruz. Yani yemeklerimizi başka. Tabii Türk mutfağının en güzel lezzetleri sunuluyor. Tabii burada. Türk mutfağı, işte Akdeniz mutfağı, zeytinyağlılar, işte yani aklımıza aslında geldiği bir harmanla oluyor. Harmanlayarak. Harmanlayarak dünya mutfaklarından, Türk mutfağından, Osmanlı mutfağından, zeytinyağlılarla ilgili birçok lezzetimiz zaten Ege dediğiniz zaman, Akdeniz dediğiniz zaman zeytinyağlı başta geliyor. Yemekleri başta geliyor. Tabii burada da en güzel şekliyle en güzel lezzetleri gelen misafirlerimize sunuyoruz ama burada sadece misafirlerimiz Türk değil. Bununla birlikte yabancı misafirlerimiz de çok ağırlıklı, değil mi? Evet, kesinlikle. Onlar işte buranın bizim keşfedemediğimiz olayları keşfetmeye çalışıyorlar. Doğasıyla, yürüyüşüyle, burada çeşitli yürüyüş patikalarımız var. Günübirlik gün ortalama 7-8 kilometre yol alıyorlar bu patikalarda. Ve akşam üzeri normal olarak buraya tekrar dönüyorlar. Muhakkak uğruyorlar diyorsunuz. Tabii. Yani normalde bu güzellikleri görmek için gelenler de dahi olsa evet, yine de muhakkak bu lezzetlerin tadına bakmadan tabii gitmiyor, değil mi? Evet, kesinlikle.
Yani öyle geçiyor bizim günlerimiz. Tabii yoğun geçiyor. Evet. Çünkü Ekim'in sonundayız. Sonundayız. Neredeyse sonlarındayız ama yine de buna rağmen hala %100 doluluk oranına sahip burası, öyle değil evet, mi? Evet, evet. Peki yani, bu kadar tercih edilmesinin sebebi nedir? Dürüst çalışmamız, yani sevgimizi katarak, yani bir aile sıcaklığını işimize yansıtarak, gelen misafirlerimize bir müşteri gibi bakmıyoruz olaya. Geldiği zaman işte onların hem babası oluyoruz, hem annesi oluyoruz, hem kardeşi oluyoruz. Yeri geliyor abisi oluyorsunuz, yeri geliyor, değil mi? Abisi oluyoruz. Yani bütün dertleriyle, sıkıntılarıyla. Onlara bir... Şöyle de diyebiliriz, o Türk insanının o sıcaklığını, misafirperverliğini tüm yabancı misafirlerimize, yabancı turistlere, onlara hepsini anlatıyoruz aslında, öyle değil mi? Evet, evet. Gerek sözlü olarak, gerek fiziki olarak, yani onlarla samimiyiz, bir aile gibiyiz. Evet, nasıl soframızı açıyorsak yüreğimizi de açıyoruz diyoruz, değil mi? Kesinlikle. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi çok genç bir iş adamısınız ve gerçekten burada o kadar çok güzel şeyler başarmışsınız ki, çok uzak bir yer aslında Kabak burası. Tabii ki. Fethiye'ye bile çok uzak aslında. Yani 30 kilometre mesafemiz var. Yani gidip gelmek tabii ki o dağ yolundan evet, biraz o, zorlu. Çok. Ama biz yine de şükrediyoruz ki daha önce atalarımız, dedelerimiz o yolu da görmemişler. Biz yani halimize şükretmek lazım. Değil mi? Ama yine ona rağmen çalışıyoruz. Tabii ki. En güzelini sunmaya çalışıyoruz, değil mi, insanlara? Kesinlikle. Hizmet çünkü ön planda, hizmet kalitesi. Hizmetin sınırı yok. Evet. Yani lezzetin sınırı yok. Bunları yaşatmaya çalışıyoruz burada küçük işletmemizde. Yani... Ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Herkesi İnşallah. Bekliyoruz, değil Herkese mi? Herkese açığız. Herkesi Muğla, Fethiye, Kabak'a bekliyoruz. Davet diyelim. Ediyoruz, evet. Davet ediyoruz bu güzellikleri birebir yaşamaları ve bu lezzetleri tatmaları adına, değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür Rica ediyorum ederim. Verdiğiniz tüm bilgiler için. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Olive Garden olarak her gün geçen günlere rağmen yenilerek misafirlerimizi burada bekliyoruz. Ve en güzelini sunmaya hazırız, ve... bekliyoruz diyoruz, değil mi? Evet, kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun. Sizi... Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Muğla, Fethiye, Kabak'tan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.